Halil Bey merhabalar. Merhaba efendim. Emre Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Biz öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Bu keyifli röportaja üstadla babayla başlayacağım. Halil Bey, ben önce bir sizleri tanımak istiyorum. Halil Bey'i tanıyalım. Sektörle tanışması nasıl gerçekleşti? Halil Keskinoğlu. 35 yıldır Gebze'de, Çayırova'da ikamet ediyorum. Evet. Birçok sivil toplum kuruluşunda görev aldım. Şimdi ise böyle yaşlılığına verdiği biraz... Estağfurullah. Biraz rahatlamak istedim. Biraz böyle bir mekana, böyle eşimle, dostumla artık böyle bir mekanda hasbihal olmak istedim. Çok da keyifli bir yer kurmuşsunuz. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Ne güzel, buraya 35 yıldır yaşadığınız yere de kazandırmış oldunuz. Bu da çok önemli. Tabii kazandıklarımızla beraber burada eşimizle, dostumuzla artık bundan sonra devam ettireceğiz. Devam ettireceğiz. Tabii önemlisi ikinci kuşakta yanınızda oğlunuz Emre Bey. Tabii. İnşallah bayrağı da devralacaksınız ama çok kısa bir genç girişimciyi diyelim. Tanımak isteyeceğim ben müsaadenizle. Teşekkür ederim tabii size. Emre Bey, böyle sizleri de tanıyalım. Buyurun. Öncelikle merhabalar. Merhaba. Emre Keskinoğlu. 28 yaşındayım ve 13 yaşından beri babayla bir fil ticaretle uğraşıyoruz. Çıraklıkla başladınız yani. Evet. 18 yaşından beri de bu sektörün içindeyim. Ne güzel, baba oğul sırtı omuz omuza vermişsiniz, mücadele ediyorsunuz. Kesinlikle. Sırtımızı evet, babaya yasladık. Devam ediyor bir inşallah. Devam edeceğiz inşallah. Bir günde bayrağı tamamen devralırsınız. İleriye doğru taşırsınız İnşallah. Diyelim. Teşekkür ederim size de. Şimdi bu keyifli yeri biraz tanıyalım mı Halil Bey sizlerden? Neler yapıyoruz burada? Bu keyifli yeri bizlere anlatabilir misiniz? Bu keyifli yer tabii Gebze'nin güzide yerlerinden birisi. Yanımızda 200 metre ilerimizde Ballıkayalar Hasbahçe, Ballıkayalar Tabiat Parkı dediğimiz bir mekan var. Evet. Bu da tabii toplum tarafından, Gebze esnafları, Gebze sakinleri tarafından itibar gören bir yer ki İstanbul'dan, daha Kocaeli'den çok burayı ziyarete gelenler var. Bu güzel mekan da yol üzerinde. Dedik gelip geçerken eş dost bize de uğrasın, evet, bize ziyaret etsin, beraber olalım. Köy kahvaltısıyla başlayalım dedi. Çok güzel bir köy kahvaltınız var. Evet, köy kahvaltımız var. Zengin bir çeşit. Zengin bir çeşit, evet. Tabii bu gelen müşterilerimizin, misafirlerimizin tercihine bağlı. Köy kahvaltısı ister, tabak kahvaltısı ister veya kendisi sıcak menüler tercih eder. Hepsine hizmet veriyoruz. Evet, mangalımız da var. Mangalımız var, ızgara çeşitlerimiz var, kaz, yan tarafımızda kaz çiftliği var, kaz pişirebiliyoruz. Oo, her şey var. Tam bir çok keyifli ve en önemlisi şu dikkatimi çekti, çocukları düşünmüşsünüz. Böyle bir küçük bir oyun parkımız da var. Mesela aileler geldiği zaman ne otopark sıkıntısı yaşanıyor ne de çocuklar burada güvenli bir şekilde vakit geçirebiliyorlar. Tabii ki şimdi iki tarafta otoparkımız var, hem sağlı sollu. Burada biz ağırlıklı düğün, nişan, sünnet, kına, okul programları yapıyoruz. Dolayısıyla çocuk parkının olmazsa olmazlarından bir tanesi. Çocuklar oyun, burada düğünlerde hiç pistte çocuk göremezsiniz. Hep oyun parkında, salıncaklarda, kaydıraklarda. Onlar orada vakit geçiriyor. Düğün sahipleri, gelin... Ebeveynler de aynı şekilde. Tabii ki. Çok neşeli, çok güzel düğünler oluyor burada. Onun için onlar olmazsa olmazımız. Mutlu oluyorsunuz değil mi? Çok. Onların mutluluğu sizi çok mutlu ediyordur. Kesinlikle. Bu başarınızın ve istikrarınızın sırrı nedir peki Halil Bey? Çünkü çok ciddi bir istikrarınız var burada. Kesinlikle işini sevmek ve müşterine saygı duymak. Sevmek değil mi? Sevmek. Sevgi her şeyin üstünde. Yaptığın işi, yani domates doğramayı da ciddiye almak, ızgara yapmayı da ciddiye almak ve onu severek yapmak. Evet. Başka bir şey yok. Değil değil mi? Sadece bu bile yeterli. Peki müşterileriniz genelde nerelerden geliyor? Çünkü o kadar keyifli bir yer ki herkesin gelmek isteyebileceği bir nokta aslında. Genelde nerelerden ağırlıyorsunuz misafirlerinizi? Şimdi Tabiat Parkı burada çok bilinen bir yer. İstanbul'dan ağırlıklı müşterilerimiz geliyor. Ama biz öyle bir mekandayız, öyle bir mesafedeyiz ki bir tarafımız Tem, E5 ve bir tarafımız Kuzey Marmara, her ikisine 10 dakika mesafedeyiz, her üçüne. Ama İstanbul'a, Bursa'ya, Düzce'ye bir saatlik bir mesafedeyiz. Yakın aslında yani, evet, çok da uzak değil. Yani İstanbul'un içine girdiğin zaman bir yere geçemiyorsun 3 saatte. Hani buraya 1 saatte gelinebiliyor. Tabii yani İstanbul'un en uzak noktasından evet,
buraya da 1 saat, Düzce'den de buraya 1 saat mesafede gelebiliyorsunuz. Onun için konumu güzel bir yer. Kesinlikle. Hedeflediğiniz yerde misiniz Ali Bey? Ben bu soruyu size sormak isteyeceğim. Hayallerinize ulaşabildiniz mi? Bundan sonraki hedef ve projelerinize kısmetse tabii neler olacak? Tabii ki hedefler bitmez. Hedeflere de adım adım yürüyorsunuz ama daha benim tabii burada hedeflerim var. Burada çok güzel şeyler yapacağım Allah nasip ederse. Benim için önce burada hedefim müşteri memnuniyeti. Onu elde ettikten sonra müşterilerim buradan güler yüz ve sevgiyle ayrıldıktan sonra ben hedefime ulaşmış oluyorum. Değil mi? Ama hiç bitmeyecek değil mi Emre Bey? Hedef. Kesinlikle. Ya biterse biz de biteriz zaten. Yani yaşamın bir anlamı kalmayacak yani. Tabii ki bitmemesi gerekiyor. Evet, biz bir yolda sizlere başarılar dileyelim. Hadi Bey, bu keyifli röportajın üstad olarak son sözlerini yine size bırakmak isteyeceğim. Buradan müşterilerinize, Kocaeli'ye, gençlere, tüm Türkiye'ye aslında neler aktarmak istersiniz? Son sözler size, buyurun. Şimdi buradan Kocaeli'ye, Türkiye'ye şunu aktarmak isterim. Bir defa yaşam bir insanın en güzel, bir insanın heyecanı, mutluluğu, her şey birbirini sevmekten geçiyor. Birbirini insanlar sevdiği sürece bir çayın da çok büyük keyfi var, bir kahvenin de çok büyük keyfi var. Hatta bir suyu paylaşmanın bile çok büyük keyfi var. Önemli olan insanlar arasında sevgi, saygı. Kesinlikle. O olduktan sonra her şey çok keyifli oluyor. Bizim bu mekanımızı tercih edip de buraya gelen, bu güler yüzü burada görmek isteyen, yani buradaki çalışan personelimizin, hepsi de güler yüzlü personellerimizin. Hepsi alanlarında uzman arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla her zaman söylediğimiz bizim sloganımız şudur. Parası olsun, olmasın, çayımız, kahvemiz, yemeğimiz her zaman evet, misafir etmekten, ağırlamaktan şeref duyarız. Biz de herkese o zaman buraya davet edelim. En azından bu anlattıklarımızı yaşayarak görürler. Bir çayınızı, bir kahvenizi içmiş olurlar. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyorum. Halil Bey ve Emre Bey. Biz teşekkür ederiz. Başarılarınız her zaman daim olsun. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Çok İyi sağ olun. Bizim için çok büyük keyifti. Hoşçakalın efendim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.